Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizler için kulak kirini 6 çözümüyle yok etmeyi araştırdık. Seçtiğiniz çözüme göre kullanım sıklığınız değişecek olsa da bu alternatiflerin hepsi kulak kirini pamukla temizlemekten çok daha sağlıklıdır. Kulaklarımızda biriken kulak kiri, kulak kanalında bulunan bezler tarafından salgılanan doğal bir yağlayıcıdır. Temel amacı böyle bölgeyi mikroorganizmalara ve dış ajanlara karşı korumaktır. Onların kulağın içine girmesini önler. Dokusu jele benzer. Fakat bulaşıcı mikroorganizmaları uzak tutmaktan sorumlu yağlardan ve ölü hücrelerden oluşur. Buna rağmen genellikle en iyisi kulaklarınızı sık sık temizlemenizdir. Çünkü fazla kulak kiri kulağa tıkayabilir. Kulak çınlaması ve az duyma gibi belirtilere neden olabilir. Fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz önemlidir. Çünkü kulak pamuğu veya benzeri şeylerin kullanımının çeşitli negatif sonuçları vardır. Şanslıyız ki çok çaba sarf etmeden kulak kirini sağlıklı bir biçimde yok edecek çeşitli doğal çözümleri vardır. Hidrojen peroksit. Oksijenli su olarak da bilinen hidrojen peroksit, kulak kanalını etkilemeden fazla kirden kurtulmaya yardımcı doğal bir malzemedir. Antiseptik özellikleri bakterilerin varlığını azaltır. Aynı zamanda sıvı da kalıntıların atılmasını sağlar. Nasıl kullanılır? Eşit miktarda hidrojen peroksit ve suyu karıştırın. Bir pipet yardımı ile her bir kulağa 2-3 damla damlatın. Başınızı biraz yatırın ki böylelikle sıvı kulağına iyice girebilsin. 3 dakika sonra da diğer tarafa yatırın ve kalıntı dışarı çıksın. Bu uygulamayı her 2 haftada bir yapın. Gliserin. Gliserin kulak kirinin birikmesinin sebep olduğu problemleri çözmede sık kullanılan şeylerden birisidir. Bu malzeme kiri yumuşatır ve dakikalar içinde bunu temizlemesine sağlar. Ek olarak kulak kanalını da temizler. Enfeksiyon ve kulak çınlamasını da önlemeye yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Kulağına birkaç damla dökün. Başınızı yatırın ve bu pozisyonda 3 dakika bekletin. 3 dakika dolduktan sonra kiri temizleyin ve diğer tarafı ile tekrar edin. Haftada bir kez uygulayın. Hindistan cevizi yağı. Yağlayıcı ve antibakteriyel özellikleriyle bilinen Hindistan cevizi yağı, kulaktaki kirden kurtulmak için ideal bir malzemedir. Kulak kalanlarını açar ve bölgeyi savunmamız bırakmadan aşırı kirin yok edilmesine yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Biraz Hindistan cevizi yağını ısıtın ve ılık olduğundan her bir kulağınızı birkaç damla damlatın. 3-5 dakika bekletin ve kalıntıları akıtın. Bunu her 2 haftada bir uygulayın. Elma sirkesi. Kulakta elma sirkesi kullanımı birikmiş kirden kurtulmaya yardımcı olurken aynı zamanda bölgenin pH'ını düzenler ve böylelikle enfeksiyonları önler. Mikroorganizmalara savaşan ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olan doğal asitler içermektedir. Nasıl kullanılır? Az miktarda elma sirkesini ılık su ile karıştırın ve bir pipet yardımı ile kulağınıza birkaç damlatın. Başınızı yan yatırın ve 3 dakika çalışmasını sağlayın. Kalıntıyı temizleyin ve bunu her ay uygulayın. Badem yağı. Badem yağındaki yağ asitleri kulak kirini yumuşatmak için idealdir. Bu yağ E vitamini bakımından zengindir. Bölgeyi yağlar, tahrişi ve kaşıntı hissini rahatlatır. Nasıl kullanılır? Az miktarda badem yağını ısıtın. Sıcaklığını çok yüksek olmadığını kontrol ettikten sonra her bir kulağınıza 2-3 damla damlatın. Başınızı yana yatırın. Böylelikle yağ kulağınızın içine kadar ulaşsın ve 3 dakika bekletin. Kiri akıtın ve cildinizi temizleyin. Her 2-3 haftada bir kullanın. Zeytinyağı. Sızma zeytinyağı kulaklarınızı sağlığını riske atmadan kulak kirinden kurtulmaya yardımcı diğer bir doğal çözümdür. Bu yağ, yağ asitleri ve E vitamini içerir. Bunlar bölgeyi yağlamaya yardımcı ve enfeksiyondan koruyan iki besin maddesidir. Nasıl kullanılır? Biraz zeytinyağını ısıtın. Ilıdığında bir pipete çekin.
Her bir kulağa 3 damla damlatın. Başınızı yana yatırarak 2-3 dakika çalışmasını bekleyin. Kalıntıyı temizleyin ve haftada bir kez tekrar edin. Gördüğünüz gibi kulak kirinden sağlıklı bir şekilde kurtulmanın yolları hem yakınınızdadır hem de yapılmaları kolaydır. Dikkatinizi çeken bir seçeneği seçin ve sağlığınızı riske atmadan kulaklarınızı temizleyin. İyi kulak hijyeni için öneriler. Kulak hijyeni hem içeride hem de dışarıdan kirlilerin kurtulmanın yanı sıra kulaklarınızı sesten ya da gürültüden korumaya da yardımcı olur. Kulak hijyeni hem içeride hem dışarıda kirden kurtulmanın yanı sıra kulaklarınızı sesten ya da gürültüden korumaya da yardımcı olur. Bu makalede vücudunuzun bu önemli organına nasıl bakacağınızı öğrenin. Kulaklar vücudun en önemli organlarından biridir. Sadece çevrenizdeki sesleri yakalamanız için yardımcı olmazlar. Aynı zamanda dengenizi sağlamakta yükümlü organlardan biridir. Bu nedenle kulakların iyi hijyene sahip olması için doğru yolu bilmek önemlidir. Bu yalnızca aşırı kulak kirini atmak anlamına gelmez. Aynı zamanda çevrenizi de dikkat etmenize anlamına gelir. Duyma organına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu organla ilgili bir sorun tedavi edilemez. Ama elbette çeşitli koşullar için çeşitli tedaviler vardır. İyi kulak hijyenini korumak aynı zamanda enfeksiyonları ve hastalıkları önler. Kulak hijyeninize önem göstermeniz doğru yolu keşfedin. Bunun o kadar da karmaşık ve zor olduğunu göreceksiniz. Evet değerli kardeşlerim, bugün sizler için kulak kirini 6 çözümüyle yok etmeyi araştırdık. Bir de kulak hijyenini nasıl sağlayacağınızı araştırdık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.